29 Kasım Filistin halkıyla uluslararası dayanışma günü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Free Filistin hashtag ile dayanışma çağrısında bulundu. Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır dedi. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan ise sosyal medya hesabından dayanışma günü için Türkçe ve İngilizce hazırlanan bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne sosyal medya hesabından Free Filistin etiketiyle çağrı yaptı. Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır dedi. Cumhurbaşkanı Gazze'ye yönelik insani yardımların devam ettiğine dikkat çekti. 12 uçak ve bir gemi dolusu yardım malzemesinin El Arish'e sevk edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci geminin de yola çıktığını duyurdu. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların tedavileriyle ilgilenildiğini söyleyen Erdoğan, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarına hız vereceğini söyledi. Bugün burada toplandık çünkü biz... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Türkçe ve İngilizce paylaşılan videoda bir kez daha küresel vicdana seslendi. Türkçe ve İngilizce hazırlanan videoda katliamla karşı karşıya kalan hamile kadınlar, yeni doğan bebekler, tüm siviller için geçici ateşkes değil, derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz denildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yerel seçimde işbirliğine ilişkin konuştu sevgili izleyenler. Partileri zorlayarak bir şey yapma şansımız yok dedi. Genel bir ittifak olmayacağının altını çizdi. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım sürüyor. Siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. Cumhur İttifakı yerelde işbirliğine gidecek ancak muhalefet partileri için durum henüz böyle değil. Cumhuriyet Halk Partisi işbirliğine kapıları kapatmıyor. Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut partisinin ittifaklara bakış açısını anlattı. Genel bir ittifak olmayacak dedi. İşbirliği konusunda genel başkanımız niyetini ifade etti. Orada sorun yok. Genel ittifak olmayacağını ise hem resmi hem gayri resmi herkes söylüyor. Partileri zorlayarak bir şey yapma şansınız yok. Ama toplumun beklentileri var, realite var. Halka rağmen siyaset yapma şansınız yok. Hiçbir belediye başkanının işbirliğine yok diyeceğini sanmıyorum. Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda verdi mesajlarını. Genel Başkan Özgür Özel'in "Kürtler daha az eşittir" sözlerine de değindi. Şeffaf bir politika izliyoruz. Açık mesaj vermeyi tercih ediyoruz. Bu ülkedeki herkesi aynı eşit koşullarda görüyoruz. Kürt deyince illa akla PKK gelmemesi lazım. O kelimelerden korkmamak lazım.